Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz kombinasyon TYT AYT'nin önemli konularından bir tanesi ve herkesin kabusu diyebileceğimiz konulardan biri. Kombinasyon arkadaşlar olasılıkla beraber çok ciddi anlamda sorulur. Permütasyon konusunu çalıştıktan sonra kombinasyonu çalışmanızı tavsiye ederim. Kombinasyon kısmını arkadaşlar kümelerde alt kümeleri hesaplarken ufaktan bir değinmiştik. Burada daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Sadece kombinasyon ve permütasyon içeren sorular var. Bunları çözeceğiz. Arkadaşlar kombinasyona hemen şöyle bir giriş yapalım. Burada gördüğünüz gibi bir takım ifadeler var. Ne demek istiyor? Ondan bir bahsedeyim. Örneğin şöyle diyelim arkadaşlar. Sizin bir yaz tatiline çıkacaksınız. Şu şekilde tişörtleriniz var. Ve bir tane de valiziniz var. Şu şekilde bir valiziniz var. Tekerlekleri şurada duruyor. Hatta şurada da bir tane daha bir kıyafetiniz olsun. Şimdi arkadaşlar şurada ne anlatıyor ona izah edeyim hemen size. Siz 3 tane gömleğiniz var, 3 tane tişörtünüz var. 3 tane tişörtünüz var. Bu tişörtlerden 5 tane seçebilir misiniz? Tabii ki seçemezsiniz. 3 tane var yani. 3 tane olan şeyden ben nasıl 5 tane çekebileyim? İşte kombinasyon şudur arkadaşlar. Kombinasyon şu şekilde C, N, R şeklinde yazılır veya N'in R'lisi şeklinde yazılır. Kombinasyon da başına C yazar. Permütasyon neydi? Permütasyon N'in R'lisiydi. Permütasyonun arkadaşlar ikinci bir gösterim şekli yok. Yani çok popüler olarak kullanılan bizim karşınıza sınavda ÖSYM'de permütasyon diyecekse başına P yazar. Kombinasyonu şu şekilde de gösterebilir. Bu şekilde de gösterebilir. İkisi de aynı anlama gelir. N'in R'li kombinasyonu ama permütasyonun başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Bunu bilelim. Ve kombinasyonda diyoruz ki siz eğer 8 tane tişörtünüz varsa 3 tanesini seçebilirsiniz. Mevcut seçeceğiniz şeyin daha fazla olması lazım. Yani ben burada 3 tane tişörtüm varsa ben bundan bir tanesini seçebilirim. Kaç farklı şekilde valize koyabilirsiniz? Bunu seçmek istiyorsanız 3 tane seçeneğiniz var. Ya bunu alırsınız, ya bunu alırsınız, ya da bunu alırsınız diyebilirsiniz. Permütasyonda sıralamaydı, kombinasyonda seçmedi. Şöyle diyelim, kombinasyon 3'ün birlisi yapabilirsiniz. Kombinasyon 3'ün ikilisi yapabilirsiniz. 2 tane seçebilirsiniz. Kombinasyon 3'ün üçlüsü yapabilirsiniz. Kombinasyon 3'ün sıfırlısı yapabilirsiniz. Ya ben bu 3 tişörtün 3'ünü de almak istemiyorum diyebilirsiniz. Burada kombinasyonun mantığı şudur. 3 tane tişörtünüz var. 2 tanesini seçtiniz. Valize hangi sırayla koyduğunuzun bir önemi var mı? Yok. Mesele valizde olması mı? Olması. Kaç farklı şekilde seçim yapabilirsiniz? Valizde neler olabilir? İşte burada sıralamanın bir önemi yok. İkisini nasıl ayırt edeceksiniz? Bu şekilde. Ama derse ki ilk önce işte mavi tişörtü sonra kırmızı tişörtü seçme durumları falan derse onları ayrıca yapacağız. Orada permütasyonunu da çözebiliriz. Bazı sorular sadece kombinasyonla, bazı sorular sadece permütasyonla çözülür. Lafı uzatmadan hemen şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar. Ne diyoruz? Bakın kombinasyon N'in R'lisi şeklinde yazılır. Bu şekilde de gösterilebilir. Permütasyon şuydu. Permütasyon 5 tane adam var. 5 tane insan var. Şöyle 5 tane insan var. Bu 5 tane insanı 3 tane boşluğa nasıl sıralarsınız derse 5'in üçlü permütasyonu şeklinde yazılırdı. Burada şunu yapacağız. Permütasyon ifadesi neydi? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3'ten 2 faktöriyel şeklinde yazıyorduk. Bunu kısaca 5 faktöriyeli 3 kere aç diyerek izah ediyorduk. Kombinasyonsa 5'in üçlü permütasyonu 5 faktöriyel bölü 5'ten 3'ü çıkaracaksınız. 2 faktöriyel bir de arkadaşlar neyi çıkardınız? 3'ü çıkarmıştınız. Onu da 3 faktöriyel diye yanına yazarsınız. Yani şuradaki R'den kastımız odur. Çıkardığınız sayıyı oraya bir kere daha yazacaksınız. Burada kombinasyonda mesele seçmektir onu söyleyelim. Ben bu 5 kişiden 3'ünü seçeceğim. Bu 5 kişiden 3'ünü seçeceksiniz. Hangisini ilk önce seçtiğinizin burada bir önemi yok. Yeter ki o 3 kişi burada bulunsun diyoruz. N'in sıfırlısı, N'in n'lisi. Hesap yaparsanız orada göreceksiniz. Zaten hep cevap 1'i çıkacak ama şöyle izah edelim. Sözel olarak izah edersek. Ben bu 5 tane insandan hiçbirini seçmeme gibi durumum var mı? Var. Hiçbirini almam. Hiçbirini almak istemiyorum. Yani bir iş başvurusunda bulunan 5 tane vatandaş var. 5'i de CV verdi. Ben bu 5 tane vatandaştan hiçbirini seçmem. Bu bir durum mudur? Evet bir durumdur. Yani 5'in sıfırlı kombinasyonu arkadaşlar 1'dir. Ben bu 5 tane personelin başvuruda bulunan 5 tane personelin 5'ini de alabilir miyim? Evet alabilirsin. Bir tane durum var. Dolayısıyla bu da 5'in 5'lisi de 1'e denktir. O yüzden biz şöyle bir genelleme yapıyoruz. N'in sıfırlısı N'in n'lisine eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu kavramları bilmeniz gerekiyor. N'in birlisiyle N'in n eksi birlisi n'dir diyor. Yani ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. 5'in birlisi. Ben bu 5 tane personelden bir tanesini çekmek istiyorum. Kimi almak istiyorum? Bunu alabilirim, bunu alabilirim, bunu alabilirim, bunu alabilirim, bunu da alabilirim. Yani benim 5 tane durumum var. Peki 5'in
dörtlüsü kaçtır arkadaşlar? 5'in dörtlüsü arkadaşlar, bu 5 tanesinden 4 tanesini almak istiyorsanız burada da yine bir ihtimal vardır diyeceğiz. Buradaki anlatmak istenilen şu, burada bakar görürseniz şu ifadeler birbirinin aynısıdır diyeceğiz. Topladığınız zaman üst tarafı vermesi gerekiyor. Bakın burada n-1 ile 1'i toplarsanız n verecektir. Yani bu şekilde kombinasyonda diyebiliriz. 8'in ikilisiyle arkadaşlar 8'in altılısı birbirinin aynısıdır. 5 tane personelden 4'ünü seçmek istiyorsanız kaç farklı seçenek vardır? Ben mesela şu 4'ünü alabilirim. Bu birinci seçenek. Veya şu 4'ünü alabilirim. Bu ikinci seçenek. Şu ikisini alırım. Sonra şu ikisini alırım. Bu üçüncü seçenek. Şu ikisini alırım. Sonra şunu alırım falan vesaire. Bu şekilde tek tek saymadan bizi bu zahmetten kurtarıyor. Bu kavramları bilmeniz gerekiyor. Ben bunları istediğim kadar örneklendireyim. Ama bu bir yerde aklınızdan çıkacaktır. Bu noktada arkadaşlar sizin yazarak bunları çalışmanız gerekiyor. Bir nevi ezberlemeniz lazım. Bir başka ifademiz de şu arkadaşlar. Mesela şundan bahsedeceğiz. 5 tane yine personeliniz olsun. Bu 5 tane personelden hiçbirini çekmeme, hiçbirini almama gibi bir durumunuz var mı? Var. 5 kişiden birini seçebilirsiniz. 5 kişiden ikisini alabilirsiniz. 5 kişiden 3'ünü alabilirsiniz. Şöyle yapalım. 5'in üçlüsü artı 5'in dörtlüsü ve artı şuradan da 5'in beşlisi diyebiliriz. İşte bu durumların hepsini arkadaşlar biz aslında alt kümede izah etmiştik. 5 elemanlı bir kümenin boş küme olma olasılığı bir tane de 5 elemanlı kümenin 1 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir diye sorduğumuzda bu ifade aslında direkt 2 üzeri 5'e eşittir. Bu en önemli ve en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesidir. Binom açılımında da bundan çok faydalanacağız. Bilgimiz olsun. N'in r'lisi n eksi r'lisine eşittir diyor. Yani şunu demek istiyoruz. 13'ün mesela şöyle ben göstereyim arkadaşlar. Çok kullanışlı bir formüldür o. Şöyle diyelim. 7'nin ikilisi ne demektir? 7'nin ikilisi arkadaşlar. 7'nin ikilisi. 7'yi 2 kere açacaksın. Permütasyondaki gibi. 7'yi 2 kere açın. Açtınız. Bölü. Bu ifade kombinasyon olduğu için aşağıya 2 faktörünüzü yazmayı unutmayın. 5'in üçlü kombinasyonu nedir? 5'i 3 kere açacaksın. Permütasyonda olduğu gibi. 3 kere açtım. Bir de şu 3'ü aşağıya faktörel olarak yazmanız gerekiyor. Kombinasyonun permütasyondan farkı bu. Alttaki olmazsa, permütasyon alttaki varsa kombinasyondur diyoruz. Şimdi bana dese ki 13'ün onlusu nedir? Yani şu uzun uzun yöntemi yapmaktansa 7'nin ikili kombinasyonu normalde şöyle yapılır. 7 faktöriyel, 7 eksi 2 faktöriyel yani 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şu uzun işlemi yapmaktansa pratik yolu öneriyoruz. Pratik yoldan yapın diyoruz. Ama ya arkadaşım 13'ün onlusunu bile pratik yoldan yapıyor olsam, bunu pratik yoldan yapıyor olsam 13'ü 10 kere açmam gerekiyor bu. Ya bu çok uzun bir işlem. İşte kombinasyonun şu özelliği hayat kurtarıyor. Diyor ki arkadaşım yapmana gerek yok. Şuradaki sayıyı kaç eklersen 13 yapar. Yani yukarıdaki yapar 3. O zaman bu buna denktir. 13'ün üçlüsünü hesapla aynı şeydir. Ben de giderim 13'ü 3 kere geriye doğru şöyle açarım. Bölü 3 faktörüm yazarım. Yani bu işlemi bizi, bu işlem, bu yöntem bizi bayağı bir rahatlatıyor, kolaylaştırıyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Buradaki ifadeden biz yine bunu çıkartabiliriz. Ne gibi bir şey çıkaracağız? Şöyle çıkaracağız. Mesela 8'in ikilisi ifadesi eşittir 8'in k'lısı derse arkadaşlar. Bu buna eşitse k sayısı gerçekten 2 olabilir. 8'in ikilisi 8'in ikisine eşittir. Ya da bunu tümleyeni mantığıyla ben 2'ye 6 eklersem ancak 8 yapar. O zaman k sayısının 6 olma ihtimali de vardır. Yani buradaki anlatmak istediği şey odur aslında. Şunları topladığınızda yukarıdakini vermesi lazım diyoruz. Bu da arkadaşlar bazen işimize yarar. Bazı sorularda çok bize kolaylık sağlayabilir. Şöyle diyelim hemen. 10'un üçlüsü artı 10'un dörtlüsü dediğimiz zaman bunu şöyle yapıyorsunuz. Ardışık şekilde olması lazım. Gördüğünüz gibi ardışık olacak. Burada şunu yapacaksınız. 3 ve 4'ten büyük olanı seçiyorsunuz. 3 ve 4'ten büyük olanı seçiyorsunuz. Yukarıyı 1 artırıyorsunuz. 11'in dörtlüsü şeklinde yazabilirsiniz. Bunu artırabilirsiniz. Mesela 12'nin dokuzlusu artı 12'nin onlusu artı 12'nin 11'lisi diye yazdım. Artı 12'nin 12'lisi. Yani şunların cevaplarını kısmen biliyorsunuz ama yine de hani sırf şey özelliği kullanmak adına söylüyorum. Ardışık iki tanesini ancak yapabiliriz arkadaşlar burada. İstersen bunu yap, istersen bunu yap. Ben şunu yapacağım. 9-10 şeklinde giden bir ifadede aslında ben bunu 10'u büyük olanı seçeceğim. Ve üst tarafı 1 artıracağım. 13'ün 10'lusunu.
şu iki tane hesaplamaktansa bir tanesini hesaplarım. Ya da şu iki tanesini hesaplamaktansa 11-12 şeklinde giden ifadede büyük olanı aldım. Üst tarafı bir artırdım 13'ün 12'lisi şeklinde. 1, 2, 3, 4 tanesini hesaplamaktansa iki tanesini hesaplayarak işin içinden sıyrılmış oluyoruz. Bazı sorularda işinize yarar. Bu da notlarınızın arasında olsun. Hemen gelelim, bir tane örneğimiz var burada. Yakışıklı bir soru. Kümesinin en çok 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? En çok 3 elemanlı. Yani ben burada 6 tane eleman var. Bu 6 elemandan hiçbirini almayabilirim. Bu bir seçenek. 6 elemandan birini alabilirim. Bu da bir seçenek. 6 elemandan ikisini alabilirim. Bu da bir seçenek. 6 elemandan 3'ünü de alabilirim. Bu da bir seçenek. En fazla 3 eleman seçebilirsiniz. Yani 6 tane tişörtünüz var. Bu 6 tane tişörtü kaç farklı şekilde valizinize yerleştirirsiniz şeklinde bir soruda kullanacağınız yöntem. 6'nın sıfırlısı. Ben bu elemandan hiçbirini seçmeyebilirim. 6'nın sıfırlısı zaten 1 demek ki. Bir tane seçeneğim var. 6'nın birlisi. Bir tane seçeceksin. Hangisini seçeceksin? 6 tane durum var. 1'i alabilirim. 3'ü alabilirim. 2'yi alabilirim. 5'i, 4'ü, 6'yı. Bu şekilde 6 tane seçenek vardır. Bunu da yazdık. 6'ın ikilisi. Arkadaşlar bunları 6'ın ikilisi, 5'in ikilisi, bu tarz kavramları bilirseniz ezbere sizi bayağı bir işlem kalabalığından kurtaracak. Ama ben ilk konuyu anlattığımız için hemen burada göstereyim. 6'ın ikilisi demek bunu 2 kere açacaksın. Açtım. Böyle 2 faktörel yapacaksın. Gittiği zaman ne olacaktır burası? 15 olacaktır. Bu şekilde bulduk. Peki 6'ın üçlüsü ne demektir? 6'yı 3 kere aç. Açtım. Böyle 3 faktöriyeldi. 3 faktöriyel zaten nedir arkadaşlar? 6 demektir. Burası ne yaptı? 20 demektir. İşte şu yazdığımız şeyleri hani ezberebilirseniz, kulağınızda böyle bir aşinalık olsun. 5'in ikilisi ne demektir? 5'in üçlüsü ne demektir? Bunları bilirseniz çok işiniz kolaylaşır diyoruz. Ve dolayısıyla buradan da cevabımız arkadaşlar 35. 7 daha ne yapar? 42 yapar. Cevabımız da 42 olması gerekir. Hemen baktık. 9 farklı kitap her rafa 3'er tane konulmak üzere 3 rafa kaç farklı şekilde dağıtılabilir demiş. 9 farklı kitabınız var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane kitaplığımız var. Bu kitaplıkta 3 tane raf varmış. 1, 2. Hadi şuraya da bir tane yerleştirelim. Buraya ben 3 tane kitap koyacağım. Şuraya da 3 tane kitap yerleştireceğiz. Buraya da 3 tane kitap yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar buraya 3 tane kitap koymak istiyoruz. O kitapların yerlerinin sıralısının hiçbir özelliği yok. Soruda çünkü istememiş. İsteyebilir ama istememiş. Ben 9 kitaptan 3 tanesini seçerim. Oraya gelebilecek 9'un üçlüsünü seçtim. Daha durum bitmedi. Çarpı. Geriye kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. O 6 tanesinden buraya gelebilecekleri seçerim. 6'ın üçlüsü yaparım. Çarpı. Sonra geriye zaten 3 tane kaldı. 3'ün üçlüsü dersiniz. Oraya da zaten tek bir seçeneğiniz var. Geriye kalanları oraya yerleştireceğiniz için bir tane ihtimaliniz var. Zaten 3'ün üçlüsü de 1 demektir. Buradaki ifadeyi arkadaşlar açarsak 9, 8, 7 bölü 3 faktöriyel çarpı 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel çarpı bu da 1 demekti. 3 faktöriyel 6 demekti arkadaşlar. 3 ile sadeleştirirsem şurası 3 olur. 2 ile sadeleştirirsem burası 4 olur. Burası ne yaptı? 12, 84 çarpı 3 faktöriyel 6 demekti. Çarpı 20. İşte bu kadar seçeneğiniz var arkadaşlar. Bu da gayet büyük bir sayı yapıyor. O da 1680 yapmış. Yani sonuç çok önemli değil. Mesele mantık. Siz şunu yazdıktan sonra geri kalanı zaten çok rahatlıkla 4 işlem yaparak bulabilirsiniz. Hemen bakalım bir sonraki soruya. 10 soruluk bir sınava giren bir öğrenci ilk 5 sorunun en az 3'ünü cevaplamak zorundadır. Buna göre bu öğrenci cevaplayacağı 6 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? 10 tane sorumuz varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Arkadaşlar şunlardan kesinlikle cevaplamak zorundayız. Oradan kesinlikle cevaplamak zorundayım. Peki hangisini işaretleyeceksiniz? Oradan 3 tane işaretleyeceğim. Garanti. Bunu yapmak zorundayım. O zaman diyorum ki ben sınava giren bir öğrenci ilk 5 sorunun en az 3 tanesini. En az 3 tanesini cevaplayacaksam. İlk önce 5'in üçlüsü yaparım. Sadece 3 tane cevaplamak istiyorum. Sonra 3 tane seçtim buradan. Geriye nereden seçeceksiniz? Şuradan seçeceksiniz değil mi? 10 soruluk bir sınava giren bir öğrenci ilk 5 sorunun en az 3 tanesini cevaplamak zorundadır. Toplamda 6 tane soru işaretlemem gerekiyor. Zaten şurada 3 tanesini seçtim. İhtimaller burada. Buradan yine 3 tane seçmem gerekiyor. Kaç tane soru kaldı orada? 1, 2, 3, 4, 5 tane soru kaldı. 5'in üçlüsü diyerek ilk durumu yaptım. Tamam. Artı. Başka ne yapabilirim? Hani şurada zorunluluk var ya. Burada en az 3 tane seçeceksin. Bu sefer diyorum ki 3 tane seçmeyeyim. 4 tane seçeyim. O 5 tanesinden 4 tanesini seçtim. Zorunlu olan kısmı. Bunu da yapabilirim. Tamam. 4 tane seçtiğime göre. 6 tane seçecektim toplamda. Benim 2 tane daha işaretlemem gerekiyor. Seçmem gerekiyor. Yine geriye 5 tane
seçenek var, soru var. O 5 tanesinden de 2 tanesini seçerim. Onu da buraya yazarım. Artı ben bu 5 sorunun 5'ini de seçebilirim. Çünkü en az 3 tane çek diyor. Seç diyor. Ben de gittim. O 5 tanesinden 5'ini seçtim. Geriye kaç tane soru kaldı? Bir tane soru kaldı. 6 tane, 5 tane sorudan bir tanesini seçmek zorundayım. Toplamda 6 yapsın diye. Bakın şurada hep 6'yı veriyor. Gördüğünüz gibi. 5'in üçlüsü nedir arkadaşlar? 5'in üçlüsü aslında 5'in ikilisine eşittir. 5'in ikilisi ne yapar? 10 yapar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bilirsek çok iyi olur. 5'in üçlüsü 10 yapar demiştik. Burası ne geldi? 100 geldi. 5'in dörtlüsü az önceki kombinasyon özelliğinden tümleyenine, 5'e tamamlayanına eşittir. Yani 5'in birlisine eşittir. 5'in birlisi de 5 demektir. 5'in ikilisi az önce 10 demekti. Onu da buraya yazdık. Buradan da ne geldi? 50 geldi. Artı. 5'in beşlisi 1 demektir. 5'in birlisi de 5 demektir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da şu ifadeyi çarparsak artı 5 olur. Yani 155 tane seçenek vardır. 155 farklı kodlama yapılabilir. Bu soruda diyoruz. Buradaki en az en çok kavramlarına dikkat edin. En az en çok kavramlarına. Buna göre zaten kombinasyonda genellikle bu tarz sorular çıkacaktır karşınıza. Bakın. 6 evli çiftin bulunduğu bir gruptan 2 evli çiftin bulunduğu 5 kişilik bir grup kaç farklı biçimde seçilebilir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane erkek var ve onun eşi var. K1. Başka bir erkek ve onun eşi olan K2 var. Başka bir erkek var. Üçüncü çiftimiz K3 olsun. Dördüncü çiftimiz E4, K4. Beşinci çiftimiz 6 çift vardı değil mi? Bir tane daha yapalım o zaman. K5. Şurası da E6, K6 olsun. Bunlar bizim çiftlerimiz. Bu şekilde bu çiftler. Ben bu çiftlerden iki tane çift, evli olan iki tane çift seçmek istiyorum. Yani karı koca şeklinde seçmeniz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çift var. 6 çiftten 2 tane seçtim. Tamam. Hangisini seçtiğinizin önemi yok. Diyelim ki şunu aldınız ve bunu aldınız. Şimdi şu an elinizde kaç kişi var arkadaşlar? 4 kişi var. Bakın elinizde 4 kişi var. Şunu aldınız ve bunu aldınız. 2 buradan 2 buradan 4 kişi seçtiniz şu anda. Diyor ki 5 kişilik bir grup oluşturacakmışız. 5 kişilik. Zaten 4 kişi var elinizde. Şuraya aldanmayın. Bu çift olarak seçtiğimiz, yani 2 kişi seçtik değil. 2 tane grup seçtim. Bunlar seçildi. Toplamda elimde 4 tane vatandaş var. Benim bir vatandaş daha yanına çekmem gerekiyor. Orada şunu yapacaksınız. Artık burada çift kavramı olmadığına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane insandan bir tanesini seçmelisiniz. Artık bunlar zaten çift olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız da buna göre şekillenecek. Hemen bakalım cevabımız kaç çıkmış. Buradan arkadaşlar 120 gelmiş. O zaman 120 hangi seçeneğimiz var? Denizli'de var. Ben bu 4 işlemde sizi sıkmak istemiyorum. Buraya kadar geldiyseniz tamamdır bizim için.